Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Hatırlarsanız teknik analiz videosu veriyor. Teknik analiz videolarımıza başlamıştık. Bugün size anlatacağım konu omuz baş omuz formasyonu dediğimiz obo formasyonu. Biliyorsunuz bu formasyonların hepsini sadece kripto paralarda değil diğer emitalarda da kullanabilirsiniz. O yüzden bu derslerin önemini farkında olmanızı temenni ediyorum. Her zaman analiz yaparken hatırlarsanız işte orada TOBO var, burada OBO var, işte orada çanak var, burada çömlek var diye esprilerle anlatıyoruz, biliyorsunuz. Peki bu nedir OBO? OBO formasyonu nedir? Ne işe yarar? İstiyorsanız bir web sitemiz üzerinden okuyalım. OBO omuz baş omuz formasyonu, shoulder head shoulder, shoulder head shoulder, artık ne derseniz, patternmiş İngilizcesi. Artık nasıl telaffuz etmek istiyorsanız, ister Türkçe telaffuz edin, isterseniz İngilizce telaffuz edin. Güvenilirlik derecesi yüksek trend dönüş formasyonlarından biriymiş omuz baş omuz formasyonu. Yükselen bir trendin sollanmakta olduğunu ve düşen bir trendin başlayacağını gösterilmiş. OBO oluşmaya başlarken fiyatlar rally yapmaktadır. Yükselişin ardından gelen küçük bir düzeltme hareketiyle grafik bir tepe yapar. Önce sol omuz oluşur. Bakın fiyat yükselmekte. Önce sol omuz oluşuyor. Sol omuz oluşuyor. Yani fiyat yükselmekte sol omuz oluşuyor. Bakın göstereyim buradan da. Bakın fiyatlar trend yapıyor. Sol omuz oluşuyor. Şöyle baktığımızda sol omuzun oluştuğunu görüyoruz. Evet. Geldik. Sonrasında yükseliş devam eder. Sol omuz geri çekilmenin sollandığı bölgeden alışların gelmesiyle yukarı yönlü hareket tekrar başlar. Fiyatlar daha büyük bir tepe oluşturarak sol omuz seviyesini geçer ve baş oluşturur. Yani fiyatların yükseleceğine inanan kesim buradan tekrar alım yapıyor. Fiyat düştükten sonra tekrar alım yapıyor. Onlar da başı tetikliyor. Yani başı tetikliyor. Yani ne olsa zaten buradan yükseldi, tek düştü. Zaten buradan buraya kadar yükselmiş, daha da çok yükselecek geliyor. Tabii buradaki formasyonu gören arkadaşlar, buradaki hani şu yükseldi, düştü, tekrar 2-3 katına çıktı ya formasyon. Onu gören arkadaşlar da diyorlar ki, ya diyorlar kardeşim bu daha iyi yerlere gidecek diyorlar. Buradan tekrar tepeden alım yapıyorlar. Hatırlarsanız tepeden verirler demiştim. O yüzden buradan tepede kalır. Evet. Baş oluşur. Baş oluştuktan sonra fiyatlar birinci omuz seviyesinden oluşan desteğe kadar geri çekilir. Yani buraya kadar geri çekilir. Siz dersiniz ki ya kardeşim zaten oradan oraya gitti. Hani hala yükselme şansı var. Ben de zaten zararlı değilim dersiniz. Sonra çekiyoruz aşağıya kadar. Evet. Boyun çizgisinden gelen tepki alımları fiyat son kez yukarı bir hareket yaparak sağ omuz oluşturur. Yani siz buraya kadar düştü. Siz dediniz ki ben zaten buralardan almıştım. Bu tekrar buraya kadar çıkar. Yeni giren piyasaya arkadaşlar dedi ki işte biz baş bölgesinden zaten almıştık. Oraya kadar geri çıkar diye düşünceye giriyorlar. Evet, sonra bakalım. Sağ omuz tamamlandıktan sonra satışlar güçlenmesiyle birlikte boyun çizgisi kırılır. Yani şuradaki çizgi kırılıyor. Sonrası gelen daha sert satışlar, gelen sert satışların etkisiyle boyun çizgisi ve baş oluşturan ikinci tepenin uzunluğu kadar geri çekilme beklenir. Omuz baş omuz formasyonu sollandığı boyun çizgisinin kırıldığı bölgeden itibaren forex piyasasında satış açmak için uygundur demiş. Buradaki açı uygundur. Hedeflenen fiyat ise baş ile boyun çizgisi arasında fiyat farkının ölçümü olarak yapılarak hesaplanır. Yani burada short açacaklar için diyor ki burada kırılma ekranı gelir gelmez şuradaki omuz tamamlanmaz. Short açabilirsiniz diyor. Yine burada benzer bir formasyon var. Bakın burada yükselen bir trend var. Burada omuz baş omuz olmuş, aşağı yönlü kırılmalar olmuş. Evet. Şimdi önde bir tane grafik var. Burada ufak bir OBO var. OBO. Onu istiyorsanız bir beraber çizelim. Şimdi çizim yapacağımız trend wave kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6. sekmede omuz baş omuz diye bir formasyon var. Bakın burada onu seçiyoruz. Omuz baş omuz formasyon diye. Şimdi önce sol omuzu çizeceğiz. Önce sol omuzu çizeceğiz. Sonra başı çizeceğiz.
Bakın başı çiziyoruz. Gördünüz mü? Şöyle başı çiziyoruz. Daha sonra da buradan sağ omuzu çiziyoruz. Sağ omuzumuz biraz yüksek oldu. Onu da şöyle yapabiliriz. Evet. Yani biraz formasyon. Birazcık açık yukarı geldi. Şöyle yaptığımızda evet olabilir. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı bir formasyon çizelim. Yani tabi bu sizin tamamen sizin kendi çizimlerinize kalmış. Kendi çizim mantığınıza kalmış bir formasyon olabilir. Nasıl çizmek istiyorsanız artık. Sadece siz yani şimdi burada bir de görme meselesi var arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir oba formasyon olarak görürüm. Siz oba formasyon olarak görmezsiniz. O yüzden burada dediğimiz gibi yaptığınız ve çizdiğiniz çizimler tamamen kendinize ait çizimler olması lazım. Ona göre de ne olur? Ona göre düşüşler gelir mi gelmez mi görmemiz lazım. Şimdi ne diyor bize formasyon? Burada bir omuz baş omuz sol omuz olacak. Bir yükselen trend gelecek. O yükselen trendde sol omuz oluşacak. Sonra burada ufak kar satışları gelecek. Kar satışları geldi aşağıya doğru. Orada tekrar kar satışları geldikten sonra tekrar piyasada yükseli beklentisi var. Yükseldi. Sonra tabi buradaki akıllılar bunu kar edenler sattı. Bazı dedi ki kardeşim hala yükselecek ama yükselmedi. Aşağı yönlü kırılmalar devam etti. Tekrar sağ omuz derken aşağı yönlü ciddi bir şekilde kırılım geldi. Şöyle çizdiğimizde de 3 aşağı 5 yukarı çizdiğimizde şurayı bakın şöyle çizersek. Şurayı da şöyle çizersek yani şuraya kadar çizersek veya şöyle çizebiliriz. Artık siz tabi bunun nokta atışı kadar gelmesi mümkün değil. Yani ya kardeşim ben bunu simetrik hesapladım. Evet ama bu nokta atışı gelmedi. Nokta atışı gelmeyebilir abi. Niye nokta atışı gelmeyebilir abi? Onu söyleyeyim. Niye nokta atışı gelmeyebilir? Her zaman ben hatırlarsanız bunu analiz yaparken de söylüyorum. Şimdi bunu sağ çizen sadece siz değilsiniz. Bunu çizen başka arkadaşlar da var. O arkadaşlar da diyor ki bunu zaten buradan görüyorlar. Tahmin ediyorlar. Diyorlar ki işte 33.738 dolar seviyesine ya da geri çekilebilir. Ama ben risk'e girmeyeyim kardeşim. 34.000 dolarda bunu satayım veya ona kadar, oraya kadar short açayım diye bir düşünceye olabilirler. Tabi diyeceksiniz ki ya burada 4 saatliğe mi bakacağız? 10 saatliğe mi bakacağız? O da çok önemli aslında. Yani eğer kısa vadeli al sat yapıyorsanız işte günlük al satlar yapıyorsanız 4 saatlik formasyona bakmak daha mantıklı gözüküyor. Ama uzun vadeciyseniz orta vadede işlem yapıyorsanız yani küçük yükselişler ve düşüşler sizi etkilemiyorsa ne yapacaksanız burada günlük bazda bakmaya devam edeceksiniz. Şöyle günlük bazda bakmaya devam edeceğiz. Burası hangi günmüş? 24 Mayıs'mış. 24 Mayıs'ın günlük bazına bakalım mesela. Orada öyle bir formasyon var mı? İlla olacak diye bir kural yok. Olmaya da bilir yani. Evet. Şöyle açalım. Evet. Aslında baktığımızda yine burada günlük bazda da bakın günlük bazda daha güzel oturdu. Gördünüz mü? Günlük bazda daha güzel oturdu. Bakın sol omuz. Sol omuz hatta şöyle çekersem daha iyi olur. Bakın sol omuzun geldiği yeri çekersem şöyle daha iyi olur. Bakın şu kırmızı sol omuz baş yeşil sonra sağ omuz aşağı yönü yine bir kırılma var burada. Gördüğünüz gibi günlük bazda buraya kadar beklenen günlük bazda da ivmelenme aşağı yönlü olmuş gibi gözüküyor sevgili dostlar. Burada söylediğim gibi yani tamamen sizin ne görebildiğiniz ne anlayabildiğiniz önemli. Şimdi ben bu formasyonu burada tabii diyeceksiniz ki ya hocam hazır formasyon düşmüş zaten sen oradan bunu size anlatıyorsun şovunu yapıyorsun derseniz de aslında doğrusuyu söylemiş olursunuz. Niye? Çünkü bunu önceden tahmin etmek önemli. Yani buradaki omuz baş omuzu tahmin etmek veya omuz baş omuzun geleceğini görmek önemli burada. Tabii bunu görebilirseniz zaten altıncısınız gayet kuvvetli bir ne diyelim onu analizci veya yatırımcı olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi birden fazla omuz baş omuzlar var kısa işlemli olarak da. Onları daha detaylı görmeniz için şöyle açmam lazım. Şöyle baktığınızda yani şöyle baktığınızda 1-2-3 düşen trendleri falan da görüyorsunuz. Burada farklı formasyonları da görüyorsunuz. Kısaca omuz baş omuz formasyonunu size anlatmaya çalıştım. Yine burada örnek resimlere bakarak da oradan oluşacak formasyonları birebir anlatmaya öğrenmeye çalışabilirsiniz. Tabi yani bunu anlatırken de ben bir tane yakaladım. Şu an göremiyor da olabilirim. Siz benden daha da iyi görüyor olabilirsiniz. Böyle kendinizi
geçmişteki Bitcoin veya başka bir kripto paranın hareketleriyle böyle kendinizi eğitebilirsiniz. Mesela işte gelirsiniz buraya, ya kardeşim burada bir omuz başımız var mı acaba? Tık 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 ölçersiniz. Düşmüş, ha burası böyleymiş falan dersiniz. O şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. O bu formasyonu kısaca böyle ne diyeyim ben size, uygulamasını anlattım. Ama dediğim gibi yani burada sadece 4 saate takılı kalmayın. Burada günlük gerekiyorsa günlük, haftalık da çok belli olmaz gerçi. Haftalıktaki parametreler çok dardır. Haftalıkta bir omuz baş omuz formasyonu. Evet. Açı açı da şey grafiğini mi açmışım ben? Evet. Neyse, çok önemli değil. Şöyle haftalık baktığınızda da zaten şuradan başka bir grafik açayım. Şunları da, ha. Evet. Şöyle açarsam daha iyi olur. Ha, tamam. Ya burada da haftalıkta da bazen omuz baş omuz formasyonlara bakabilirsiniz. Böyle tek mum tek mum bakmanız lazım ama burada yani tek mum tek mum tek mum diye bakmanız lazım.